Aha. Alacağın yer bura. Sen Ahmet'in arkadaşıymışsın öyle mi? Evet. Daha önce ne iş yapıyordun? Yine şoför miydin? Hı hı. Diline kira mı istiyorsun? Anlamadım. Pek bir suskunsun diyorum. Ahmet de böyleydi. Etliye sütlüye karışmazdı. Ama Halide Hanım'ın zulmüne dayanamadı. Bakalım senin ne kadar dayanacağın. Evli misin? Hayır. He. Yavuklun var mı? Nesin sen? Çiftliğin zaptiyesi mi? Niye kızıyorsun ki? Birbirimizin yüzüne bakacağız bundan sonra. Ahbaplık kuralım dedik, fena mı ettik? Bir şeye ihtiyacın olursa seslenir. Mutfakta, aa şura. Nasıl geçti Fransızca dersi? Hangi kelimeleri öğrendin bakalım? Şey, bugün madamla Fransızca çalışmadık. Adab-ı muaşeret öğretti. Adab-ı muaşeret. Evet, ondan işte. Muzaffer. Efendim canım. Ben şu yeni şoförün kılığını, kıyafetini pek bir uygunsuz buluyorum. Ne gibi uygunsuz? Ne bileyim, pek bir serseri hali var. Madem ben hanımefendi olacağım, onu da bu haliyle yanında taşıyamam, değil mi? Biraz üzerine çeki düzen verse, söylesen de. Tamam, bakarız. Bakarız deme. Hemen şimdi çağır, söyle. Canım, ne gerek var şimdi? Bir ara söylerim, olur biter. İyi, sen söylemezsen ben söylerim. Gülizar. Şu yeni şoförü çağır gelsin. Peki hanımefendi. Bu hanımefendi olma işini biraz abarttın gibime geliyor. Hiç de bile. Ahmet için öyle düşünmüyordun ama. Halide'den fırsat olmadı ki. Neredeyse sadece ona çalışıyordu zavallı oğlan. O da doğru ya. Muzaffer, bana kızma ne olur. Ben sana layık bir hanımefendi olmak için çalışıyorum. Beni emretmişsiniz efendim. Kılığın kıyafetin hiç hoşuma gitmiyor. Benim şoförüm olacaksan böyle serseri gibi dolaşamazsın. Adama benzemen lazım. Güllü. Sabah ilk iş git, kılığını kıyafetini düzelt, tamam mı? Muzaffer, şuna para ver de kendine gidip bir şeyler alsın. Gerek yok bir. Benim param var. Merak etmeyin. Sizi utandırmayacak şekilde giyinirim bundan sonra. Pek de gururlu maşallah. Kocacığım, hadi gel odamıza çıkalım. Kemal, yarın Halide'yi alacaksın. Yasin Ağa'ya sor da yerini tarif etsin sana. Nedir bu haşinellerin senin? Senden öğrendim, fena mı? Demek kötü örnek oluyorum sana. Aa, biliyor musun? Bayılıyorum ben senin bu haşinellerine. Başım dönüyor.
Bir doktor çağırayım hemen. Aa, çok kötü oldum. Her yer gözümde fıldır fıldır. Emin misin? Hep olur bu bana. Tansiyonu düştü herhalde. Güzel'e söyleyeyim, bir tuzlu ayran yapsın sana. Zahmet etme, ne olur. Hani biz evlenince sen ustabaşı olacaksın ya. He. Ben de ustabaşı karısı olunca şimdiki ustabaşının karısı gibi böyle saçlarımı kestireceğim, kıvırcık yapacağım. Onun gibi Japon kollu elbiseler giyerim değil mi? Şapka bile giyersin. Giyerim ben. Kim karışır kocam istedikten sonra? İşçilerin karısı gelir bize değil mi? Oğullarına falan iş istemeye. Gelir tabii. O zaman ben de şimdiki ustabaşının karısı gibi sorarım onlara. Ne istiyorsun hanım? Açıkça söyle. Hanımefendi, kocam 6 aydır işsiz. Çok sıkıntı içindeyiz. Peki ne yapabilirim? Eşinize söyleseniz de kocama bir iş buluverse. Güllü hanımefendi. Güllü hanımefendi. Ay yok be. Ben o isimde hiç ustabaşı karısı duymadım. Sen de ismini değiştirirsin. Değiştiririm değil mi? Ne yaparım ismimi? Serap. Serap hanımefendi. Onlar mı yaptı sana bunu? Sana bir daha kimsenin elini kaldırmasına izin vermeyeceğim. Dayanamıyorum artık Kemal. Her gece yatağa yattığımda aynı düşü kuruyorum. Nasıl bir düş? Mahallenin girişine gelmişsin taksiyle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.